ne yapacağız falan diye. Şimdi şöyle, maalesef barınma krizi hala yani büyüyerek devam ediyor. Hala maalesef yeteri kadar konut yapılamıyor. Ve önümüzdeki dönemde de yapılacak gibi değil. Çünkü İstanbul şunu atlıyor insanlar. Mesela herkes işte çökecek, ev fiyatları batacak falan filan derken ben şunu diyorum. Bakın çok basit. Ben rakamlarla konuşmayı severim. İstatistik bakıyorum. Ben hemen saha istatistiği. Ben Türkiye'deki yani lütfen yanlış anlaşılmasın ama istatistik kurumlarına da kale almıyorum. Benim kendi Mert Başan olarak bir Big Mac endeksim var. Ben bunu kendim yapıyorum. Gidiyorum benim bunu Big Mac endeksinde ne var? Ataköy'de 1+1, 9. kısımda 1+1 vardır. İşte Ünlüye diye Esenyurt'ta Beylikdüzü'nde bir proje vardır. Kurtköy'de bilmem ne sitesi vardır. Göztepe'de bilmem ne sitesi vardır. Homojen siteleri alırım ben. Her ay rakamları yazarım. Big Mac endeksine böyle Excel'e falan da değil. Normal kağıt kaleme yazıyorum. Burada bütün her şeyi görüyoruz ki maalesef ne kadar hızlı artacağını, ne kadar yavaş artacağını her şey gözüküyor. Şu an gördüğüm şu, evet bir kredilere frenledikleri için bir durma var ama durma olmasına rağmen inme yok. Hatta küçük küçük özellikle küçük dairelerde 1+1, 1+0 gibi dairelerde hala artış maalesef devam ediyor. Neden 1+1, 1+0? Çok güzel soru. Çünkü şunun nedeni, bunun nedeni bu şu şöyle. Bu biraz ben biraz balık burcuyum. Balık burcunun şöyle bir özelliği var. Ne alaka diyeceksiniz? Astrolojiye giriyorum. Annem de balık lazım. Evet. Balık burçlarının şöyle bir özelliği var. Hayal gücü çok yüksek oluyor. Hayal gücünde şöyle bir şey oluyor size. Çok yani güzel bir yanı var. Vizyoner olabiliyorsunuz. Vizyon ne oluyor? Ben hatta onu da kitapta yazdım. Vizyonla televizyon arasında bir fark var. Televizyonda gördüğünüzü görürsünüz. Vizyon göremediğinizi görebilme yeteneğidir. Şimdi ben 98-99 yılında küçücük çocukken kuraya girerek Halkalı dediğimiz yerde, çöplük olan yerde 1+1 kurasına girdim ve kazandım. Şimdi o devirde, şu an 1+1 deyince Mert Bey ne var ki diyecek herkes ama o devirde 1+1'e biz giderdik böyle defalarca ölçerdik. Burada kim oturur? 47 metrekare, net 35 metrekare. Bizi kazıkladılar evet. Diye babam böyle neler derdi. Çünkü o zaman 4+1 bir de misafir odan olacak evinde. Misafir odan olmazsa seni insan saymıyordu bizimkiler. Şimdi sonra 2009 yılında 1+0'a ilk Türkiye'de çıktığında yine 2009 yılında bir projeden 1+0 39.999 liraydı hatırlıyorum. Gittim oradan onları aldım. Ve şu an onlar 1 milyon liralara geldi. Şimdi bunları neye göre baktım? Yine istatistik olarak baktığımızda şunu görüyoruz. İki tane şey görüyoruz bakın. Birincisi İstanbul'da 20 milyona yakın kayıt dışılarla birlikte bir nüfus var. Bu kayıt dışı, bu YSK verilerine göre, seçmen verilerine göre, bakın çok basit hesaplama yapıyorum. Yani beni Ayşe teyzenin anlayabileceği, ya belki buradaki kitle çok daha sofistike detaylara bakabilir ama ben her insanın anlayacağı şekilde bakıyorum. Ya seçimde 10,5 milyon insan oy kullanmış. 9,5 milyon insan nerede? 18 yaş altında bakın. Dünyada 18 yaş altında bu kadar çok gencin olduğu çok istisna şehir vardır. Yani Endonezya'da vardır, Çin'de vardır ama Avrupa'da falan bunu bulamazsınız. Dolayısıyla tabii. Önümüzdeki 30 yılda, 20 yılda İstanbul'a bakın bir İstanbul kadar daha nüfus 18 yaşına gelecek ve ihtiyaç olacak. Bu ihtiyaç bir şekilde karşılanması lazım. Bunu nasıl karşılayacaksınız? Boşanmalar oluyor, yalnız yaşamalar oluyor, sosyoekonomik ve kültürel değişkenler de başladı. İnsanların en çok ihtiyacı olacak şey o zaman da gördüm küçük evler. Yani hap kutusu kadar evlere inanılmaz talep olacak. Baktım Fransa'da var bu, baktım bilmem nerede var. Bize de gelecek dedim ve geldi. Sonra başka bir şey oldu çok enteresan. Sayın Cumhurbaşkanımız farklı bir karar alarak bu bizim aile yapımızı bozuyor diyerek 1+0'lara bir kısıtlama koydu. Artık her evde yapılamıyor. Evet. Aile sitelerde de çok isteyenler istemeyenler oluyor. Dolayısıyla ne oldu? Borsada ne geçerlidir veya iktisatta arz talep bir yerde arzı kısarlarsa talep aynı şekilde artmaya devam ederse patlama olur. Dolayısıyla 1+0'larda şunu gördüm. Bangır bangır 1+0 ihtiyacı var. Gençler 5 bin lira değil 3500 lira kira olsun. 1+1 değil 1+0'a geçeyim diyor. Ama devlet bunu üretmeye izin vermedi, kıstı. Dolayısıyla talep daha çok artıyor. Aynı şekilde arz kısıtlandı. Otomatik olarak küçük dairelere fiyat daha çok artmaya başladı. Benim kendi bir binam var. Yani aldığım hasbel kadar ucuza aldığım Pendik'te. Bugün oradaydım. Konuşuyoruz orada dedim ki burayı yıkalım. Ben bunu dedim 3+1 çünkü hepsini 1+0 yapalım dedim. Şimdi oradaki arkadaş da diyor ki abi 1+1 daha iyi değil mi? Ya 1+1 kaça kiraya gidecek diyorum. İşte 4000 diyor. 1+0 şu an kaça gider diyorum. Atıyorum rakamları. 3500 diyor. Ya gördün mü diyorum. Ya 12 daire yerine 18 daire çıkacak. Oradaki marja bak. Yani return on investment dediğimiz ROI oranı yani amortisman süresi dünyada en zaman en küçük 1+0'lardadır. Dolayısıyla yatırımcı da bu işi bilenler de eğer kira getirisi yani pasif gelir istiyorlarsa küçük eve yönelmeliler. Yani Nişantaşı'nda bugün Topağacı'nda 4+1 şahane bir ev alabilirsiniz. Çok hoşunuza gider. Çok mutlu olursunuz. Ama emin olun 400 aydan ortaya ediyor. 400 ay. Bu artık yatırım değil. Bu keyif. Paranız varsa yapın. Ama 150 aya, 130 aya İstanbul'da şu an kalmamakla beraber İstanbul dışındaki çeperlerde, üniversitelerin olduğu yerlerde, Eskişehir gibi, Kırklareli gibi çeşitli illerde 300 bin liralara evler alınıp 2500 liralara yani 10 yılda amorti edilen fırsatlar çeşitli ilçelerde oluyor. O yüzden küçük ev olmalı eğer kira getirisi için istiyorsanız.
Ve mümkün olduğu kadar İstanbul'un çeperlerinde, gelişme akslarında olması lazım. Bununla ilgili de bir istatistik vereyim. Yine kitabı okuyanlar bilir ama okumayanlar için söyleyeyim. Biz Ataköy'de gelişmiş yerle gelişmemiş yer arasındaki yine farkı da anlamanızı istiyorum. Mesela Ataköy'de eskiden bir ev Halkalı toplu konutlarında yaklaşık 10-12 tane ev aldırıyordu. Bizzat yaşadık bunu. Fakat Ataköy o zaman çok elit ve daha böyle A+ bir yerdi. Yeni yapılmıştı. Halkalı çöplüktü. Hiçbir vesayet yoktu. Sonra Halkalı beyaz yakalıların geldiği böyle bambaşka bir yer oldu. Soyak geldi, bilmem ne geldi. Ataköy'de zamanla eskidi. O ünlüler, hatta espri yapıyorum. Ünlüler ve gönüllülerin yavaş yavaş yer değiştirdiler. Ataköy konaklarına geçtiler, Göktürk'e geçtiler, başka yerlere geçtiler. Dolayısıyla orası o eski şeyini kaybetti. Gayrimenkul bir de eskir. Amortismana uğrar. Bir de insanların bilmediği bir şey. Onu da sonra konuşuruz. Dolayısıyla şu an Halkalı'da bir ev, 3 ev, Ataköy'de 1+1 bir tane eve yaklaştı. Dolayısıyla gelişme aksındaki bir yer çok hızlı artarken gelişmiş bir yer az artıyor reel olarak. Dolayısıyla bütün bunlara bakarak bu yatırımları iyi analiz etmek lazım. Her yerde gayrimenkul almak aynı şey değil. Her gayrimenkul aynı prim yapmaz. Küçük yer alacaksınız ve mümkün olduğu kadar çeperlerde alacaksınız. Hatta eğer bu kentsel dönüşüm işinden biraz anlıyorsanız arsa payı büyük, geniş, bahçesi olan eski site içinde yerler alacaksınız. O inanılmaz servet yaptırabiliyor. Yani işte ismini vermeyeceğim, manipülasyona girmesin. Borsa gibi burada da manipülasyon oluyor çünkü. Etiler'de bir site var. Biz o zaman kaç dolara almıştık? Yani çok ucuz bir paraya almıştık. Şu an hala kentsel dönüşüm olmadı ama dönüşüm beklentisiyle evler 10 milyona falan çıktı. Böyle enteresan bir ekodinamik var. Dolayısıyla gayrimenkulün konut kısmında da çok ciddi analiz etmek lazım. İstatistiklere baktığımız zaman.